Geçtiğimiz günlerde 13 tane kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Bu topraklar gerçekten dünyanın en güzel toprakları, en eski yerleşim yeri, mazlumların sığınma coğrafyası ama bir taraftan da fitne üreten topraklar. Burada göz olan çok. Türk insanına burayı dar gören çok. Burada biz kendi başımıza bir takım problemlerle uğraşalım, büyümeyelim, gelişmeyelim, dünyada mazlumların sesi olmayalım diyen o kadar çok ki. Dost gözüken ülkeler, ABD'den başlamak üzere Avrupa Birliği'ni de kastediyorum. Her türlü fitne odaklarına destek vermeye devam ediyorlar. Onlara karşı 50 yıldır mücadele ediyoruz. 75 yılında Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım ve girdim. Gencecik bir çocuğum daha. Elimde kayıt, rehberlik, gidip kaydımı yaptırırken merkez amfinin duvarının üzerinde Bıcı Azadi, Kürdara Azadi yazıyordu. Allah belanızı versin dedim. Nereye özgürlük istiyorsunuz, ne istiyorsunuz, kimi bölmek istiyorsunuz? Bakın bu söylediğim 75 yılı arkadaşlar. O günden beri süre gelen mücadelede devlet bütün unsurlarıyla mücadele etmiştir. Gelmiş geçmiş bütün başbakanlar, cumhurbaşkanları bu fitneyi söndürmek için elinden geleni yapmışlardır. Hiçbirini suçlayamayız. Kimi zaman sert, kimi zaman yumuşak, kimi zaman aman bir anlaşma yolu bulalım da silahı bıraksınlar bu lanet adamlar diyerek bunların bir an önce söndürülmesi için elinden geleni devlet aklıyla senelerdir yapmaya devam ediyoruz. Son dönemde de artık bunların iflah olmayacağı, iyilikten almadığı, yurt dışından destekleyen babaların elinde maşa olduğu, piyon olduğu, böyle bir şerefsiz grup olduğu belli olduğu için sertçe bunların üzerine gidiyoruz. Sertçe. Kızılay'da eskiden bombalar patlarken, Beşiktaş'ta bombalar patlarken, şehir içerisinde, Kayseri'de canımız evlatlarımızı bomba atarak burada onlar şehit ederken şehirlerden bu lanet adamları, satılık uçakları temizledik. Dağlara kaçtılar, dağlarda temizledik. Mağaralara kaçtılar, takip ettik, mağaralarda temizledik. Bu ülke sınırları içerisinde sağda solda böcek gibi yer altında yaşayan 300-350 civarında PKK'lı şerefsiz kaldı. Onları da bulup Allah'ın izniyle tertemiz edeceğiz bu toprakları. Kimsenin endişesi olmasın. Sonra yurt dışına doğru çıktık. Suriye topraklarını da takip ediyoruz. O topraklarda da bunlar yaşam hakkı artık bulamıyorlar. Haberleşemiyorlar bile. Ve onların üzerine gidiyoruz. Oraları da temizleyeceğiz. Bunların nihayetinde beslendikleri yerler, yani bunlara para verip satın alanlar orada bir devlet kurulmasını istiyorlar. Suriye, Irak, Türkiye ve bir kısımda İran topraklarını alarak bir terör devleti kurmak istiyorlar. O terör devleti başımıza bela olacak, bunu biliyoruz. Onun içindir ki bu mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadelede emin olun o kahraman Mehmetçiklerimiz şu kış günü 24 saat arazideler. 2 metrelik karın içerisindeler. O yavrularımızın hepsine biz dua etmeliyiz. Ama gelin görün ki içimizi acıtan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturup bu milletin tertemiz vergilerinden kesilen paralarından maaş alıp o terör örgütünün, lanet örgütünün, satılık adamların sözcülüğünü yapanlar. Onlara da açıkça tavır almalıyız. HDP'yi her fırsatta söylemeliyiz. Söylemeliyiz. Bir gün olsun mecliste daha PKK'ya lanet olsun diyemediler. Arada diyoruz ki burada katiller sürüsü var. Bunun adı da PKK. Söyleyin hadi. Şöyle söylüyorlar. Efendim biz teröre karşıyız. İki tarafta silah bırakmalı. Adi adamlar. Kim o iki taraf dediğiniz? Bir tarafta bizim Mehmetçiğimiz var. Polisimiz var. Anlı şanlı bu devletin sizlerin bizlerin güvenliğini sağlayan yavrularımız var. Karşıda da katiller sürüsü var. Ne demek iki taraf? Elbette bunları biliyoruz. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Ana muhalefetimiz de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Beyefendi genel başkanlar beyanat veriyor. 13 tane yavrumuzun katili sorumlusu cumhurbaşkanımızmış. Allah seni ıslah etsin. Ne olur bir gün olsun PKK'yı kınasan, ne olur 3 tane lanet olasıca oy alacağım diye bu adamlara yalancılık yapmasan, yağ çekerek güya HDP'yi yanında tutup seçimlerde 4 tane haram oy almak için olmadık kalıba giriyorsunuz. Yazık günah değil midir ya bunlar?
Lanet olsun onların oylarını. Allah belasını versin onların oylarının. Evet, bunları da her fırsatta söylemeliyiz. Yoksa doğruları konuşmuş olmayız. Allah'ın izniyle hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu topraklarda fitne bitinceye kadar terör örgütünün, dışarıdan satılık uşakların hepsi temizleninceye kadar ahdettik, temizleyeceğiz Allah'ın izniyle bunları. Bir tanesi bile kalmayacak. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı böyle. Allah razı olsun, Devlet Bey'in kararlılığı böyle. Bu konuda da kendi aralarında müthiş bir samimiyetle büyük Türkiye davası için, bu millet için hem anlaşarak hem de omuz omuza vererek mücadeleye devam ediyorlar. Değerli kardeşlerim, gelecek inşallah bizlerin. Onlar yaşayamayacaklar. Biz çok çalışacağız, gayret edeceğiz, bütün zorlukların üzerinden geleceğiz. İnşallah Türkiye'yi büyüteceğiz, onlara da fırsat vermeyeceğiz. Yurt dışındakiler istedikleri kadar oyun kursunlar, bu oyunları bozacağız. Ama şunu herkesin bilmesi lazım, bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Bu coğrafyada eğer bağımsız yaşayacaksanız, ezan okunsun istiyorsanız, bayraklarımız inmesin istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Başka hiç çaremiz yok. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozdurmasın. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyorum.